Hoş geldin. Verdin mi kararını? Pek seçeneğim yok zaten. Buradan çıkmak istiyorum. Buradan çıkmak için değil. Bir daha buraya dönmemek üzere karar vermelisin. Farkında mısın? Burada olmamam ve dışarıda kalmam için size çalışmam gerekiyor. Bu üzerinde düşüneceğim ya da karar verebileceğim bir şey değil. Elimde sadece bu var. Sana daha iyi bir hayat sunuyoruz. Orasını bilemediğim için doğru ya da yanlış diyemem. Ama çalışacağım, üstesinden geleceğim. Yalnız bir şartım var. Korkma, şalgam istemeyeceğim. Şartı şurtu yok bu işin ama. Hallederiz. Annem. Annem bu erken tahliye ya da şartlı tahliye işte her ne alsa buna inanmaz. Sebep? Annem nasıl desem? Biraz değişiktir. Seni tuzağa düşürdüler oğlum. Hapiste olman birilerinin işine yaradı. Bunun artık önemi yok. 5 yıl. Çıkınca düşünürüz hepsini. Bir tane oğlum var benim. Kim yaptı? Hı? Hadi anlat bana, gerisini ben hallederim. Sadece isim vermen yeter. Kim yaptı? Yok öyle birisi. Üzme sen kendini. İyiyim ben. Anneme doğruyu söylemek istiyorum. Oğlum bu çocuk oyuncağı mı? Sen niye anneni karıştırıyorsun? Sen içeriden çıkacaksın, o da sevinecek. Gündelik hayatına devam edeceksin. Bitti. Annemi hiç tanımıyorsunuz tabii, tanımıyorsunuz. Amirim. Benim dedem kabadayıymış. Babam da kabadayıymış. Ne? Yani nasıl desem, benim annemin kafa biraz farklı tıkırdar. Hı. Farklı tıkırdamak. Bu bizim işimizi hızlandırır mı, yavaşlatır mı? Öğrenmiş olur. Gerçeği öğrenmek sana, bana, bize yarar mı onu soruyorum. Bilmiyorum ama annem gerçeği öğrenirse bizim aramızda yaptığımız bu pazarlığı anlayacak ve kabul edecek. Bu da benim daha rahat çalışmam demek. Tamam. Annen yanlış anlamadı. Bu mesele de öyle önemli bir figür değil. Bizimle yaptığın işi, işi demeyelim de görevi hiç bilmemeli. Vallahi ben anladım seni amirim. Sen de beni anla. Şart dediğim bu. Yani annene söylemeni kabul etmezsek işi yapmayacak mısın? Ne yani? Tabii doğal olarak böyle bir sonuç çıkıyor. Aynen. Şaka mısın sen? Bir dakika var, bir dakika. Sen şimdi bu ana kuzusu rolünü gece mi düşündün? Düşünmüş. Düşünmüş. Vallahi düşünecek bir şey yok. Sonuçta annemden bahsediyoruz. Ben ruh gibi biliyorum onun nasıl düşündüğünü. Gerçeği gizleyerek, anneme yalan söyleyerek sürdüremem ben bu işi. Amirim biz yanlış yapmışız. Yani bilseydik Hümeyra Karabulut'la konuşur, onun rızasını alırdık. Çok hoşuna giderdi biliyor musun? Bu halimizi görsek kurtla kuzu olmaz derdi. Hmm. Kuzu sen misin? Benim bir canım var koca kurt, iki değil. O da yeter tatlı kuzu, sen üzülme, o da yeter. O ne ya? Kaan Karabulut. Annenin o DVD'den haberi olmayacak. Onda babanın katli var. Kinlenebilir. Seni kaybetmekten korkabilir ki her ikisi de işimizi bozar. Ne diyeceğim peki? Polise çalışıyorum diyeceksin. Yaptığın işin mahiyetini, nerede ne yaptığını söylemen gerekmez. Bitti.